Besin alerjileri son dönemde o kadar arttı ki artık her 100 çocuktan 8'inde var. Uzmanlar bu artışın nedeninin kentleşme ve doğadan uzaklaşma olduğu görüşünde. Buna dikkat çekmek için Ankara'da bir anaokulun bahçesine sera kuruldu. Minikler ilk kez sebzeleri dalında gördü. Her 100 çocuktan 8'inde olma ihtimali besin alerjisinin var. Türkiye'de son 20 yılda besin alerjisinin 3-4 kata kadar arttığını görüyoruz. Besin alerjileri en çok büyük kentlerde görülüyor. Çünkü insanlar doğadan uzaklaşıyor. Çocuklar bugün seraya girdi. Besinler nasıl yetişiyor onu öğrendi. Çocuklar doğasından kopmasın diye bir proje başlatıldı. Anaokulunun bahçesine bir sera kuruldu. Bakın kimi domates, kimi salatalık, kimi de marul topladı. Salatalık ikisi de. Bu çok kocaman, bu biraz minik. Domates, patlıcan topladı. Proje ile sebzeleri dalında ilk kez gördü çocuklar. Tek tek kokladılar hepsini. Salatalık, domates. Yiyor musun onları bol bol? Evet, evde yiyorum kahvaltıda. Biberin ağaçta yetişmediğini öğrendiler ama minik domatesleri kiraslandılar. Kirazlar şurada. Yeşil biberler, domates, armut. Ve hasat tamamlandı. Çocuklar okulun bahçesindeki seradan sepet sepet ürün topladı. Uzmanların besin alerjisine karşı çocuklar için önerisi ise bırakın çocuklar doğadan kopmasın oldu. Yani doğal yaşamda olmamız gerekiyor. Köye gidiyoruz, orada tavuklarla, orada kazlarla, ördeklerle bir araya gelmeleri gerekiyor. Bunlar bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiriyor, bizi daha güçlü kılıyor. Aşırı hijyenik yaşam, deterjanlar ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı da çocukluk çağındaki alerjilere davetiye çıkarıyor. Bu sakınma ve korunmayı o kadar abartıyoruz ki birçok şeyden çocukları izole ediyoruz. Tamam.